Üçüncü boyutu biz onlarda tesviye eylerinden okuyoruz. Bakın buradan mini olarak göstermişiz. Şimdi tesviye eylesinin, yani eski adıyla münhane eylerinin özellikleri kendi içinde muhakkak kapanması lazım. Tepeyi çukurlaştırdığımız zaman, yani deniz seviyesine geldiğimiz zaman ne yapıyor? Mavi gösteriyor. Hatta şu mavinin içindeki su alanlarını. Denizci ne yaptı? Tesviyeleri muhakkak değişiyor. Bakın dikkat edin, kendi üzerinde kapanıyor. Değil mi? İki yerlerini gösterdiğimiz yer burası. Parsellerle alakalı bilgilendirme kısmımız burası. Bununla beraber belediye... Görüyor musun? Öbür tarafa sıfıra bağlı. Böyle şöyle döndü. Aile kısım da bir daha. Şöyle de... Evet arkadaşlar, gördüğünüz bu çocukların ana parçaları inmetrak, tavanın geçiş yaptığı kısım, kompresör, turbojet, inmetraktan hava giriyor, kompresör ve genel havanın basıncı ve sıcaklığı artırarak nereye gönderiyordu? Deniz öyle. Evet arkadaşlar, bugün Bursa ile İstanbul arasında bir uçuş gerçekleştireceğiz. Uçağımız Cessna tipik uçak, burada bu model olan. Eken uçağı starter verip çalıştırmak, evet. Çalıştırıyorsunuz şu anda uçak. Evet, uçak çalıştıktan sonra dijital ve analog olarak takip ediyorsun. Biliyorsunuz uçakların hızı knot cinsinden ölçülür. 60 knot'u gördüğün zaman bak, bırak bakalım. Bırakıyorsun. Evet, şimdi otopilot devreye girdi. Bilgisayarını kaldıralım buradan. Böyle bir şeyle hemen alalım. Şunu çek bakalım. Çek bakalım sen de burada. Bunu çekeceksin. Bunun üstünde ne var? Arkadaşlar, beton numunesinin daha önceden inşaattan aldık, betonlarımızı aldık kaplarımıza. Terazide tarttıktan sonra ağırlığını buluyoruz. Kaç gram? 7524. Yani neyse ağırlık. Az önce hesap yapmıştık. Bunun alanı, hacmi 15 çarpı 15 çarpı 15. Yani 3375 santimetre kare. Merdiven çizgini aşıyoruz. Merdivende üst görünüşten 3 boyut komutlarına uygun sekmelerini aşmamız gerekiyor. Evet, 3 boyut komutlarında hareketliliğin, yani verdiğimiz komutların geçerliliğini görmek için de yine daha sonra yakıt pompasından ve enjektörlerden havasını almamız gerekiyor. Şimdi bu işlemi yapacağız. Enjektörün girişinde gevşeterek, aynı anda marşa basacağız ve motor çalışacak. Evet. Evet, saat yönünün tersini açıyoruz şimdi. Evet. Saat yönünün tersine gevşet. Evet, aç rekoru. Evet, takım kullanırken daha önce öğrendiğimiz iş güvenliği kurallarına dikkat ediyoruz. Daha önceki bir harita alanımız ilimizde tek ve tek şube alıyorlar. Dolayısıyla sektörde haritacılıkla alakalı, işte inşaat sektörüyle alakalı ve belediyelerin çeşitli birimlerinde çok talep gören bir bölümümüz. Ve burada da kız öğrenci ağırlığımız diğer alanlarımıza göre daha fazla. Yine uçak teknolojisi alanımız özellikle az önce de söylemiştim, yabancı dil eğitimini bir yıl ATP programında başlıyorlar ve 5 yıl okuyorlar bu öğrencilerimiz. Ve şu an bundan dolayı da il dışından da özellikle öğrencilerimiz buraya gelip eğitim öğretim hayatlarına devam ediyorlar.
Türkiye'de de uçak alanında yabancı dil hazırlık sınıfı olan iki okuldan biriyiz. Yine inşaat teknolojisi alanımız zaten güçlü bir alan, inşaat alanı biliyorsunuz. İnşaat teknolojisi alanımız da en deneyimli ve en donanımlı hocalarımızın olduğu, Türkiye'de devam eden ve donanım açısından, işbirliği ve protokoller açısından en çok faaliyet gösteren alanlarımızdan biri. Evet, burası da Bursa'da tek ve sanayinin, şu anda sektörün en çok ihtiyaç olduğu alanlardan birisi. Bu donanımda, bu araç gereç sahasına sahip böyle okulumuz yok Türkiye'de, az olan okullarımızdan. Yine bu da sektörümüzde bizim çok rağbet gören alanlarımızdan biri. Öğrencilerimiz tabii burada mesleki eğitimi alıyorlar. Son sınıfta da biliyorsunuz işletmelerde beceri eğitim dersi adı altında işletmelerle onları buluşturuyoruz. Ve yaklaşık 100 kişinin üzerinde bir meslek eğitim kadromuzla da onların gelişimini sahada takip ediyoruz. Yani mesleğini nasıl öğreniyorlar, ne yapıyorlar, ne ediyorlar. Ve zaten daha staj esnasında sektörle biz bunları orada buluşturmuş oluyoruz. Ve Bursa piyasası da bu konuda gerçekten hani mesleki eğitime çok önem veriyor. Mesleğiyle ilgilenen, mesleğini devam ettirmek isteyen ve bu konuda iş kapısı olan şeylere sektörle yaptığımız işbirlikleri ve protokoller sayesinde iş imkanı buluyoruz. Tabii ki biz aslında eskiden Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü'ne bağlı bir okulduk ama sonra mesleki eğitim hep bir çatı altında toplandıktan sonra kız öğrenci sayımız çok azdı. Fakat özellikle bu yaptığımız protokollerle, projelerle yani kız öğrencilerimiz hiç gitmediğini düşündüğümüz bölümlerimize bile kız öğrencilerimiz inşaat alanı olsun. Mesela en son şu bulunduğumuz alandaki motorlu araç teknolojisi alanımıza da kız öğrencilerimiz gelmişti. Bunları da mezun edip sektöre göndermiş olduk.